Evet, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. Bu videoda ne yapacağız? 2 adet transistör kullanarak basit stereo bir amfi yapacağız. 2 kanal bir amfi yapacağız. İhtiyacım olan malzemelerin birçoğunu hurda kartlardan, arızalı elektronik kartlardan temin edebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Transistörler elimde vardı. Siz bulamazsanız internet üzerinden 1,5-2 liraya adetini satın alabilirsiniz. 2 adet 1 kilo ohm direnç kullanacağız. Bunları da hurda kartlardan söktüm. 2 adet 25 volt 1000 mikrofarad kondansatör kullanacağız. 2 adet de bobin. Bu bobinleri de nereden buldum? Bunları da bilgisayar, arızalı bilgisayar güç kaynağından buldum. Power supply'den. Soğutucuyu da yine bilgisayar güç kaynağından, power supply'sinden söktüm. Zaten delikleri üzerinde vardı. Yollar açılmıştı. İçler açılmıştı. Bir de şu şekilde bu amfiye ses girişi verebilmemiz için stereo, 3,5 mm stereo bir jack'a ihtiyacımız olacak. Bunu da arızalı kulaklığınız varsa evinizde onun kablosunu kullanabilirsiniz. Bulamazsanız da yine 50 kuruşa falan satılıyor. Şöyle olacak, bakın, eğer kulaklığınızdan kullanırsanız bunun izolesini sıyırdığınızda içinden 3 adet tel çıkacak. Siyah eksi, kırmızı sağ kanal, beyaz sol kanal olacak. Şimdi dilerseniz montajımıza başlayalım. Şunu da atlamadan söyleyeyim. Biz 2 kanal, yani stereo amfi yapacağımız için transistörleri tek blok soğutucu üzerinde kullanacaksak eğer, transistörleri birbirinden izole etmemiz gerekiyor. Aksi halde amfimiz çalışmaz. Transistörlerimiz de arızalanır. Bunun için ne yapacağız? Şöyle küçük bir plastik parçası. Ben röntgen filminden kestim. Siz bir kağıt kullanabilirsiniz. Bir plastik parçası kullanabilirsiniz. Bant kullanabilirsiniz. Aynı şekilde vidaların da altına şu şekilde izole edecek şekilde kağıt parçası kesip yapabilirsiniz. Şimdi gelin transistörlerimizi monte edelim. Bakın şöyle. Soğutucu plastik parçayı şu şekilde koyuyorum. Transistörümü de hemen üzerine. Şu şekilde. Vidamı alıyorum. Evet, bunu yaptık. Gelelim ikinci transistörümüze. Onu da aynı şekilde. Evet, transistörlerimizi, soğutucumu da sıktık. Şimdi lehimleme aşamasına geçebiliriz. İlk önce dirençlerimizi transistörlerimizin birinci ve orta ayağına lehimleyeceğiz. Bakın şöyle. Diğerini de aynı şekilde. Evet. Dirençlerimizi lehimledik. Bakın buna dikkat edin. Transistörlerimizin birinci ve orta ayağının arasına. Şimdi kondansatörlerimizi lehimleyelim. Kondansatörlerimizin de artı uçlarını, bakın burada eksi
ucu bu şekilde belirtmiştir. Kondansörlerin üzerinde işaretsiz olan artıdır. Artı ucumuzu yine transistörümüzün birinci ayağına lehimliyoruz. Evet, buna biraz lehim verelim. Evet. Diğer kondansatörümüzü de hemen lehimleyelim. Onun da bakın eksi ucunu, pardon düzeltiyorum, artı ucunu birinci ayağa lehimledik. Evet. Bobinlerimizin de birer uçlarını, bunlarda artı eksi yoktur. Transistörlerimizin orta ayaklarını şu şekilde lehimleyeceğiz. Diğerini de aynı şekilde ortaya lehimliyoruz. Evet. Şimdi şöyle küçük bir parça kablo yardımıyla transistörlerimizin üçüncü ayaklarını birbirine lehimlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet, bunu da yaptık. Şimdi gelelim audio, yani ses girişi bağlantılarına. Siyah kabloyu, eksi kabloyu transistörlerimizin herhangi birinin üçüncü ayağına şöyle lehimliyoruz. Kırmızı, yani sağ kanalı, sağ taraftaki kondansatörümüzün eksi ayağına. Beyaz kabloyu da sol kanal, yani soldaki kondansatörümüzün ayağına şu şekilde lehimliyoruz. Evet, ses girişimizi de yaptık. Şimdi geleceğiz hoparlörlerimize. Ben hoparlörlerimi hazırlamadım. Dilerseniz hazırlayayım. Hazırladıktan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, benim şu şekilde iki tane hoparlörüm var. Dilerseniz bunların bağlantısını yapıp bakalım amfimiz düzgün şekilde çalışacak mı? Ses verecek mi? Birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi benim hoparlörlerimin kabloları maviler eksi, kırmızılar artı. İlk önce hoparlörlerimizin artı kablolarını şu şekilde birbirine bağlıyoruz. Eksi kabloları, sağ hoparlörümüzün eksi kablosunu, bakın şuradaki bobinimizin boşta kalan ucuna şu şekilde lehimliyoruz. Evet, sol hoparlörümüzün de eksisini soldaki bobinimizin boş ucuna lehimledik. Evet, şimdi ben arkadaşlar 12 volt kullanacağım. Şu benim led sürücümden aldığım 12 volt. Önce eksiği nereye vereceğiz? Eksiği transistörlerimizin 3. ayağına. Artı, bakın hoparlörlerimden ses geldi. Artıyı da direkt hoparlörlerimin artı kablolarına bağlayacağım. Ben şimdi dilerseniz telifsiz bir müzik ayarlayıp, bakın telifsiz dedim, eğer sizde bir sosyal medyada video falan paylaşacaksanız arka planda kullandığınız müziklerin telifsiz olmasına dikkat edin.
Yoksa başınıza iş alırsınız. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı bitirdik. Hoparlör bağlantılarımızı, ses giriş bağlantımızı ve artı 12 volt elektrik bağlantımızı yaptık. Şimdi dilerseniz hep birlikte müziği açalım ve amfimiz çalışacak mı birlikte görelim. Evet, gördüğünüz gibi amfimiz gayet güzel çalıştı. Evet, gördüğünüz gibi amfimiz başarılı bir şekilde çalışıyor. Gayet de güzel kaliteli bir ses var. 35 watt gücünde. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bu amfimizin daha kaliteli ses verebilmesi için bir ton kontrol devresi yapacağız. Yani bas, tiz, medium ve ses seviyesi kontrolü devresi yapacağız. Bu amfimizin daha kaliteli ses vermesini sağlayacak. Tahminim 3. ya da 4. videoda tekrar bu amfimiz için bir PCB hazırlayacağız. Yani baskı devre hazırlayacağız. Tabii o videoda baskı devre hazırlamayı da öğrenmiş olacağız. Daha sonra bu parçalarımızı baskı devrenin üzerine monte edeceğiz. Amfimizi hem görüntü olarak daha güzel, hoş bir görüntü hem de ses kalitesi olarak daha kaliteli hale getirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenip bildirim tiklerini açarsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.